Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sözcük türlerinden edatlar, bağlaçlar ve ünlemler. İsteyen arkadaşlar daha önceki videolarımızda olduğu gibi konunun pdf'ini açıklama kısmındaki linkten indirebilir. Hepinize kolay gelsin. Edatlar diğer adıyla ilgeçler. Tek başına anlamı olmayan cümle içinde kullanımlarına göre anlam ve değer kazanan sözcüklere edat diyoruz arkadaşlar. Şimdi belli başlı edatları görmüş olacağız. Bir gibi edatımız var her zaman arkadaşlar tek başına kullanıldığında edat görevinde kullanılır. Örneklerimize bakalım. Volkan kurt gibi kurnaz bir çocuk ifadesinde bakın. Gibi edattır. Cümlede ne anlamı katmıştır? Volkan'ı kurda benzetmiştir. Benzerlik anlamı katmıştır arkadaşlar. İkinci örneğimize bakıyoruz. Birazdan kar yağacak gibi ifadesinde yine gibi edattır. Cümleye de ihtimal, olasılık anlamı kattığı görülmektedir. Diğer edatımız göre edatı. Senin ev tam ona göre düzenlenmiş ifadesinde bakın e göre sözcüğü edattır. Uygunluk anlamı katmıştır burada. Yazarlara göre kitap satışları yeterli değil cümlesinde yine e göre edattır. Burada da görecelik ifadesi katmıştır arkadaşlar. Kadar edatımız var. Cennet kadar güzel ülkemiz var ifadesinde kadar edattır. Ülkeyi cennete benzetmiştir. O yüzden benzerlik anlamı kattığı görülmektedir. Hiç kimseyi senin kadar sevmedim ifadesinde yine kadar edattır. Burada da onu ve diğerlerini karşılaştırdığı için karşılaştırma anlamı katmıştır diyebiliriz. Diğer edatımız için edatı. Vatanı için her türlü fedakarlığı yapar cümlesinde bakın için edattır cümleye de uğruna anlamı katmıştır. Ödevini araştırmak için kütüphaneye gitti cümlesinde ise buradaki için edattır. Mak için, mek için şeklinde kullanılırsa amaç anlamı katar. Burada da hangi amaçla kütüphaneye gitmiş? Ödevini araştırmak amacıyla görmüş olduğunuz gibi amaç anlamı katmıştır. Üzeri edatı geri vermek üzere kalemi aldı ifadesinde Görmüş olduğunuz gibi üzere edattır. Cümleye de şart anlamı katmıştır. Akşam olmak üzere eve gidelim cümlesinde ise üzere edattır. Cümleye de zaman anlamı katmıştır. E doğru edatımız var. Akşama doğru sokaklar bomboş kalıyor cümlesinde. E doğru sözcüğü edattır. Cümleye zaman anlamı katmış. Sen pazarına doğru yola çıktı ifadesinde ise yine e doğru edattır. Cümleye de yönelme anlamı katmıştır. E karşı edatımız var. Kızlar aynaya karşı oturdular ifadesinde e karşı edattır cümleye de yönelme anlamı katmıştır. Sabaha karşı Antalya'ya varmış olduk cümlesinde görmüş olduğunuz gibi e karşı edattır. Zaman bildiren bir sözcü eklendiği için zaman anlamı katmıştır cümleye. Dem başka edatımız var. Senden başka herkes düğüne gitmiş ifadesinde bakın dem başka edattır. Cümleye de hariçlik anlamı katmıştır. Zeytinden başka her şey masada vardı cümlesinde dem başka edattır. Yine cümleye hariçlik anlamı katmıştır. De edatımız var. Hatırlayın ek fiilin olumsuzudur aynı zamanda. Yeni aldıkları araba hızlı değildi ifadesinde değil edattır. Cümleye de olumsuzluk anlamı katmış. Dek edatımız var. Ustalar akşama dek burada çalıştı ifadesinde yine dek sözcüğümüz edattır. Cümleye de zaman anlamı katmıştır arkadaşlar. E rağmen edatımız var babasına rağmen gelmedi ifadesinde e rağmen edattır. E karşın edatımız var. Fakirliğine karşın cömertti. E karşın sözcü edattır. Den dolayı var. Karışık olduğundan dolayı alamadım ifadesinde den dolayı yine nedir? Edat görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Evet, ile edatına geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Kardeşleriyle iyi anlaşırdı ifadesinde. Bakın buradaki L nedir arkadaşlar? Edattır. Bir cümleye de birliktelik anlamı katmış. Otobüsle annesine gideceğini söylediği ifadesinde ise buradaki yine otobüsle derken L iledir. Edattır arkadaşlar. Cümleye de vasıta anlamı kattığını görüyoruz. Yağmurun yağmasıyla her yer sırı sıklama oldu cümlesinde yine L ile anlamına gelir arkadaşlar. Edattır ve cümlede ne anlamı katmıştır? Neden her yer sırsızlıklama oldu? Yağmur yağdığı için neden sonuç anlamı katmıştır? Büyük bir heyecanla maçı izledi cümlesinde bakın burada da heyecanla ifadesindeki ile edattır. Cümleye de durum anlamı katmıştır diyoruz arkadaşlar. Önemli bir notumuz var arkadaşlar. İle'nin yerine V gelebiliyorsa bağlaç gelemiyorsa arkadaşlar nedir? Edattır. Bu önemlidir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hemen örneklerimiz üzerinden bakalım isterseniz. Aslı ile Ahmet'in huyları benziyor ifadesinde. Ben ilenin yerine V getirebilir miyim? Aslı ve Mehmet'in huyları benziyor. Evet. V gelebildiği için buradaki ile nedir arkadaşlar? Bağlaçtır. Kalemle aklına gelen her şey duvara yazdı ifadesinde ile'nin yerine v getirebilir miyim? Kalem ve aklına gelen her şey duvara yazdı. Gelmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki ile nedir? Edat görevinde kullanılmıştır. Yine çok karıştırılan edat ve bağlaçlara geçtik arkadaşlar. Bakın ancak, yalnız, sade, bir ve tek sözcükleri eğer sadece anlamına geliyorsa edattır arkadaşlar. Hemen örnekler üzerinden görmüş olalım. Sadece azıcık zaman tanı bana cümlesinde bakın sadece zaten kendi başına edattır. Dünkü piknikte yalnız sen yoktun ifadesinde yalnız sözcüğünün yerine ben sadece getirebilir miyim? Dünkü piknikte sadece sen yoktun. Anlamlı, anlamlı olduğu için arkadaşlar edattır. Beni sadece sen anlarsın öğretmenim ifadesinde yine ancak kelimesinin yerine sadece getirdiğim için edattır. Siz sınıfta sade ona güveniyorsunuz ifadesinde bakın sade yerine sadece getirebilirim. Siz sınıfta sadece ona güveniyorsunuz. O yüzden sade kelimesi de edattır. İş yerini gezmeye sadece Okan gelmemişti cümlesinde bakın bir kelimesinin yerine sadece getirdiğim için edattır. Sadece sen misin sevip de kavuşamayan cümlesinde de Tek sözcüğünü yerine sadece getirebildiğim için nedir? Edat görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Ancak yalnız bir ve tek sözcükleri ama fakat anlamlarına gelirse arkadaşlar bu sefer ne oluyor? Bağlaç oluyor arkadaşlar. Buna da lütfen dikkat edelim. Örnekler üzerinde görmüş olalım. İnsan güçlüdür ama zaaflarıyla birlikte ifadesinde ancak sözcüğü nedir? Bağlaçtır. Dün seni çok bekledim fakat sen yine gelmedin cümlesinde yalnız sözcüğünün yerine fakat getirebildiğimde anlam bozulmadığı için bağlaçtır. Maça gidebilirsin fakat eve erken dön cümlesinde de yine ancak sözcüğünün yerine fakat getirdiğim için bu da bağlaç görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Önemli bir notumuz var yine. Bazı edatlar yani ilgeçler cümle içinde kullanımlarına göre edat dışında değişik görevler üstlenebilir. Birinci örneğe bakıyoruz. Sence doğru tarafa mı gidiyor ifadesinde? Bakın arkadaşlar taraf isimdir. Hangi taraf? Doğru taraf. O yüzden bu sözcük nedir? Sıfat görevinde kullanılmıştır. Sonunda doğruyu buldum cümlesinde ise doğru sözcüğü burada isim görevinde kullanılmıştır. Bize başka kitap verdiler cümlesinde. Bakın kitap isim. Hangi kitap? Başka kitap, başka sözcüğü burada sıfat görevinde kullanılmıştır. Bunları sürekli başkasından duyuyorum cümlesinde ise başkası sözcüğü ismin yerine geçtiği için zamirdir. Burası karşıdan çok güzel görünüyor cümlesinde. Karşıdan sözcüğü nedir? İsimdir arkadaşlar. Okulumuz şehrin karşı yakasındaydı cümlesinde ise yine yaka isimdir. Hangi yaka? karşıyaka o yüzden karşı sözcüğü sıfat görevinde kullanılmıştır. Dedem yalnız bir insandı cümlesinde de insan isim, nasıl insan? yalnız insan. yalnız sözcüğü burada sıfat görevinde kullanılır. Sahilde yalnız dolaşıyordu Beyza cümlesinde ise dolaşmak fiildir. Nasıl dolaşıyor? yalnız dolaşıyor. Fiili belirttiği için bu da arkadaşlar zarf görevinde kullanılmıştır. Çocuk olanları bir bir anlattı cümlesinde. Bakın anlatmak fiildir. Nasıl anlattı? Bir bir anlattı. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu bize durum zarfını verir. O yüzden bir bir sözcü de zarf görevinde kullanılmıştır. Bir sen, bir ben biliyoruz bunları cümlesinde ise bir bir sözcü zamirleri bağlamıştır. O yüzden bunlarda arkadaşlar bağlaç görevinde kullanılmıştır. Evet bağlaçlar konusuna geçiyoruz şimdi de. Eş görevli sözcükleri, sözcük öbeklerini, cümleleri birbirine bağlayan ya da çeşitli anlam ilgileri kuran sözcük veya sözcük öbekleri ne denir? Belli başlı bağlaçlara bakalım arkadaşlar. Bakın ve bağlacı veya veyahut ya ya da yahut ile yalnız ancak ama fakat lakin de bile dahi ki öyle ki yeter ki. Bakın bunlar arkadaşlar ayrı yazılmış dikkat ediyorsanız. Öyleyse oysa oysa ki. ise madem madem ki. Meğer meğer ki meğerse. Halbuki çünkü hatta yoksa ne var ki. Bakın tekrar edilen bağlaçlar var. Ne ne bağlacı ya ya bağlacı. Hem hem olsun olsun bir bir gerek gerek ister ister gibi. Şimdi bunlar arkadaşlar örnekler üzerinde görmüş olalım. Evet ve veya ya ya da yahut veyahut ile bağlacı. Nemli ve bunaltıcı bir hava vardı cümlesinde bakın. Ve bağlaştır arkadaşlar. Nasıl bir hava? Nemli ve bunaltıcı bir hava. Burada görmüş olduğunuz gibi sıfatları birbirine bağlamıştır. Ali ile İpek parkta oynuyordu cümlesinde ile V getirebiliyoruz arkadaşlar yerine. Ali ve İpek Park'ta oynuyordu. V getirdik. Anlamlı oldu. O zaman buradaki ile bağlaçtır. Cümlede de görmüş olduğunuz gibi kim oynuyordu? Ali ve Elif burada da ne yapmıştır? Özneleri birbirine bağlamıştır. Üçüncü örneğimize bakalım. Bugün veya yarın seni arayacağım cümlesinde veya bağlaçtır. Ne zaman arayacağım? Bugün veya yarın zarf tümleşlerini birbirine bağlamış. Dördüncü cümlemizde o da gelmemiş diyorsun ya gelmişse ifadesinde ya bağlaştır. D de, de bağlaştır. Buradaki ya bağlacı görmüş olduğunuz gibi cümleleri birbirine bağlamıştır. Beşinci örneğimiz bizimle geleceksin ya da burada kalıp olanları seyredeceksin ifadesinde geleceksin yüklem Seyredeceksin yüklem. Buradaki bağlaç ne yapmıştır arkadaşlar? Yine cümleleri birbirine bağlamıştır. Tatilde havuza giderim yahut spor yaparım cümlesinde ise yahut sözcü yine giderim ve yaparım yüklemlerini birbirine bağlayarak cümleleri birbirine bağlamıştır. Yarın sinemaya giderim veyahut tiyatroya giderim cümlesinde ise bakın burada da veyahut bağlaçtır. Yine ne yapmıştır? yüklemleri birbirine bağlayarak cümleleri birbirine bağlamıştır diyebiliriz arkadaşlar. Ki bağlacına geçiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkçemizde 3 tane ki var arkadaşlar. Bunlardan birincisi sıfat yapan ki ve nedir? İlgi zamiri olan kidir. Bunların hep ikisi de arkadaşlar nasıl yazılıyordu hatırlarsanız? Bitişik yazılır demiştik bağlaç olan ki ise her zaman ayrı yazılır. Sen ki sınıfın en iyi insanısın ifadesinde ki bağlaçtır. Böyle basit hatalar yapılmaz ki ifadesinde yine ki bağlaçtır arkadaşlar. Sabah bir uyandım ki kar yağmış cümlesinde ki bağlaçtır. Sınıftaki çocuklar durmadan yaramazlık yapıyor cümlesinde bakın ki ikimiz var. Bitişik yazılmış arkadaşlar dikkat edin. Çocuklar isim Hangi çocuklar, sınıftaki çocuklar. Bu nedir? Sıfat yapan ki'dir arkadaşlar. Ve o yüzden bitişik yazılmıştır. Sınıftakiler durmadan yaramazlık yapıyor cümlesinde ise yine ki burada bitişik yazılmış. Bitişik yazılmış ve ismin yerine geçmiş. O yüzden bu da nedir? İlgi zamiri olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Hatırlayacaksanız bitişik yazılan ki de var. Biz bunu nasıl kodluyoruz? son bahçemi şeklinde kodlarız. Nedir bu son bahçemi? Sanki sözcüğü, oysaki sözcüğü, madem ki sözcüğü, belki sözcüğü, halbuki sözcüğü, çünkü bağlacı, eğer ki bağlacı, meğer ki bağlacı, illaki bağlacı daki arkadaşlar nedir? Ki'ler her zaman bitişik yazılır. Buna da lütfen dikkat edelim. Evet şimdi diğer bağlaçlarımıza bakalım. Yalnız ancak ama fakat lakin ne var ki bağlaçları? Çalışkan bir çocuk yalnız çok yaramaz. Bakın yerine ama fakat getirebilirim. Çalışkan bir çocuk fakat çok yaramaz. Görmüş olduğunuz gibi nedir? Bağlaçtır. Seni dün aradım ancak sana bir türlü ulaşamadım ifadesinde fakat getirebildiğim için bağlaç. Çok uğraştık ama onu ikna edemedik. Yine burada ama bağlaçtır. Cümleleri birbirine bağlamış. Hiç ama hiç beğenmedim burayı ifadesinde ama bağlaçtır. Cümleye pekiştirme anlamı katmıştır arkadaşlar. Peşinden çok koştum fakat yetişemedim ifadesinde fakat bağlaçtır. Yüklemleri yani cümleleri birbirine bağlamıştır. Süre bitti lakin bazı sorular kaldı cümlesinde lakin bağlaçtır. Yine cümleleri birbirine bağladığını görüyoruz. Akıllı biri ne var ki biraz huysuz ifadesinde ise burada dikkat edin ne var ki sözcüğü nedir? Bağlaç görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. D bile ve dahi bağlaçlarına geçiyoruz. D bağlacı arkadaşlar her zaman ayrı yazılır. Aynı zamanda TTA şekli yoktur arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Özel isimlerden sonra gelse de kesme işaretiyle ayrılmaz. Dert çalıştı da sınavı kazandı cümlesinde d burada görmüş olduğunuz gibi bağlaştır ve cümleleri birbirine bağlamıştır. Oraya ben de gitmiştim ifadesinde yine d bağlaştır, bile anlamı katmıştır burada. Para kazanacaksın da bize bakacaksın ifadesinde yine d bağlaştır. O gün beni sen bile dinlememişsin ifadesinde bile bağlaştır. Benimle bir kelime konuşmadı bile ifadesinde bile sözcüğü bağlaştır En yakın arkadaşım dahi beni unuttu cümlesinde de yine dahi sözcüğü nedir? Arkadaşlar bağlaç olarak kullanılmıştır. Bir de hatırlayacağınız gibi hal eki olan da var. Arkadaşlar bakın bu da her zaman bitişik yazılır. Aynı zamanda ta şekli bunun nedir arkadaşlar? Vardır. Lütfen buna da dikkat edelim. Mesela bir örnek yazalım. Parkta çocuklar oynuyor cümlesine bakalım. Burada park isimdir. Ta nedir arkadaşlar? Bu da hal iki olan devdadır arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi nedir? Bitişik yazılmıştır. Öyleyse çünkü hatta yoksa ve ise bağlaçlarına geçiyoruz. Dediklerime inanmıyorsun. Öyleyse benimle konuşma ifadesinde bakın. Öyleyse sözcüğü bağlaştır. Benimle ifadesinde ise ile burada nedir? Edat görevinde kullanılmıştır. Seninle sinemaya gelmeyeceğim çünkü hastayım cümlesinde. Çünkü bağlaştır. Seninle derken buradaki ile de nedir arkadaşlar? Edat görevinde kullanılmıştır. Dün babam okula gelmiş. Hatta birkaç saat bizi beklemiş cümlesinde hatta sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmıştır. Derslerine çalış yoksa sınavı kazanamazsın cümlesinde ise yoksa sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmıştır. O romandan hoşlanırdı ben ise şiirden hoşlanırdım ifadesinde ise ise sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmıştır. Ne ne hem hem ya ya ha ha gerek gerek ister ister ve olsun olsun gibi. Ne küserim ne incinirim. Bakın ne ne burada bağlaştır. Cümleleri birbirine bağlamıştır. Evimiz hem okula hem pazara yakındı cümlesinde hem hem bağlaştır. Burada da dolaylı tümleşleri birbirine bağlamıştır. Ya evde derslerine çalış ya bizimle sahile gel cümlesinde ya ya tekrar edilen bağlaştır. Cümleleri birbirine bağlamıştır. Ha o gelmiş ha sen gelmişsin. Bizim için aynı cümlesinde ise ha ha bağlaştır. Cümleleri birbirine bağlamıştır. Gerek sen, gerek o, yarın izin kullanabilirsiniz cümlesinde ise görmüş olduğunuz gibi özneleri birbirine bağlamıştır. İster kitap oku, ister müzik dinle cümlesinde ise bakın ister ister sözcüğü bağlaştır. Burada da cümleleri birbirine bağlamıştır. Ünlem konusuna geçiyoruz. Arkadaşlar sevinme, coşma, kızma, acıma, şaşma, korkma gibi duyguları anlatan, seslenme buyruk gibi durumları bildiren ya da doğa seslerini yansıtan sözcüklere denir. Hemen örnekler üzerinden görmüş olalım. Of bıktım artık derken bakın of sözcüğü burada ünlem ifadesidir. Vah vah ne oldu sana cümlesinde ise vah vah sözcüğü ünlem ifadesidir. Yeter be derken be sözcüğü ünlem ifadesidir. Bravo sana derken seslenme bildiriyor, coşku ve heyecan bildiriyor. O yüzden bravo kelimesi ünlemdir. Ha gayret derken de ha sözcüğü nedir yine? Ünlem ifadesi olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Ünlem işareti ise ister sözcükten sonra isterse cümlenin sonunda da ne yapabilir arkadaşlar? Gelebilir. Buna da lütfen dikkat edelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.